Siz istediniz, biz de yazmaya çalıştık. Faruk'un kız istemesinden dönecek Necdet ve ailesi. Bakalım neler olmuş. Açın kapıyı, 15 geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Tamam artık Faruk, üzülme. Ay hem sana kız mı yok canım? Evet, kız yok Faruk'a. Zaten Faruk da yok anne. Aa, ben kime konuştum lan yol boyunca? Bana konuştun. Bana dedi ki beni idare et dedi. O yüzden hiç ses etmedim. Allah Allah. Nerede Faruk? Ay bir işi varmış, gitti anne. İşi olsaydı kızı verirlerdi. Ay. Baban nerede? O da ben tekrar deneyeceğim dedi, geri gitti. Kızım kola kapağı mı bu, tekrar deneyecekmiş? Kafa saçma ya. Heh, geldiniz. Ayol gözüm yollarda kaldı. Geldiğinizi de görmedim. Hangi yoldan geldiniz? Hava yoluyla geldiler. Allah'ım. Zeplinle indiler binanın tepesine. Bir siz Allah'ını seversin ya. Oo Nurgül Hanım, eksik gelmişsiniz bakıyorum. Ne oldu? Necdet Bey'i ormandan mı bıraktınız? Anam Faruk da yok. Kızı vermediler baba. Aa niye? Hiç şaşırmadım. Aman işte bir iş bulsun, evini dayasın, döşesin, serseriliği bıraksın, bir daha gideceğiz istemeye. Anam çok şey istemiştir. Yetiştirebilecek misiniz Nurgül Hanım? Canlı yapıyorlar ya programda öyle. Allah aşkına. Vallahi ev kredisi gibi. Öde öde bitmez. Çok şey istemişler. Ay Nurgül Hanım, bir şeye ihtiyacınız var mı? Yardım edebileceğimiz bir şey? Yok. Yok mu? Var da yok. Neyse biz kendi başımızın çaresine bakarız. Neyse geliyor musun ben evde? Geliyorum anne. Bilal, ben annemlerdeyim, tamam mı? Tamam. Anne, ben Nurgül teyzelerdeyim, tamam mı? Tamam. Hulusi, ben Nurgül Hanımlardayım, tamam mı? Çocuklar yalnız kalmasın. Ya ulan ben yalnız kaldım burada. Allah Allah, ben de geliyorum, bekleyin. Benim neyim eksik ya? Ana. O zaman ben bir çay koyayım. Aa, çok iyi olur biliyor musunuz? Hazır Nesli kızımız da hamile. Şimdi onun canı öyle çayın yanında tatlı neyin bir şeyler çekmiştir. Var mı böyle sütlü kurabiye olsun, sütlaç olsun, katmer olsun, künefe olsun, yaprak dolama olsun, efendime söyleyeyim. Tabii bir çay... Ay tamam yeter Hulusi. Kızın canı çekecek. Yok babacığım, ben bir şey istemiyorum anneciğim. Hiçbir şey çekmedi benim canım. Tüh ya. Üzülmeyin, sizin canınız çektiyse getireyim ben Hulusi Bey. Ay vallahi hiç aklımda yoktu, olur. saydıklarımdan hangisi var? Hiçbiri yok. Ama tulumba var, keşke onu da saysaydınız bak. Anam ya, tulumba alırken aklıma geliyor da isterken aklıma gelmiyor. Ucuz tatlı ya ondan herhalde. Durun getireyim ben. Açayım mı Nesli kapıyı? Ay hayır Bilal, annem sinirli zaten. Ona sormadan hiçbir şey, hiç kapıyı açamayız. Ya adamı ormana da bıraksan kendi kokusundan koklaya koklaya evi buluyor ya. Senin adın ne lan? Hamza abi. Hamza abi değil, Necdet abi diyeceğim. Necdet abi. Hı, söyle. Ne söyleyeyim abi? Ulan Necdet abi dedin ya, söyle işte. Allah sen söyle dedin diye ben dedim abi. Oğlum senin adın ne lan? Hamza abi. Oğlum... Hamza abi değilim ulan, ben Necdet abiyim. Tamam abi de benim adım Hamza abi. Ulan Hamza abi diye isim mi olur lan? Ben bundan sonra sana Hamza diyeceğim. Tamam abi. Tamam hadi, benden sonra şimdi tekrar et. Açın kapıyı! Açın kapıyı! Hadi, hadi. Ay geldi bizimki. Bilal sen şunları dağıt, tulumbayı da babana ver, isteyen ondan alsın. Heh, çayın içine dağıt bir tane. Ben şeker kullanmıyorum. Tamam. Tamam. Neredesin sen Necdet? Ben. Bu kim? Hamza abla. Bebeğin kafa gitmiş. Sen ona kısaca Hamza de. Oo, ne kullanıyorsun artık? Geç geç. Hayırdır çocuğum? Hayırdır? Ya ben her zaman geldiğim bir daire var. Oradan hep ayakkabı çalıyorum da. Aa. Onun için geldim. Tam kaçacağım. Kapıyı bir açtım bu. Meğersem o da içeri girmeye çalışıyormuş. Benim yüzümden giremedi. Ben de bunun yüzünden çıkamadım. Sonra bana dedi ki beni yukarı bırakır mısın? Baktım tabii bunun kafacı biter. Dedim bunu alayım buraya getireyim. O yani. Tövbe tövbe. Ay. Ana tulumba mı o? Hadi ya. Hı? Alabilir miyim biraz tulumba? Ayakkabıları bırakırsan alırsın. Olur, güzel teklif. Hadi bir daha da yapma öyle şeyler. Çalmışmış. Ya, al bir tane çocuğum. Al. Sağ olun, teşekkür ederim. Sen al lan. Sen al. Tulumba mı verdin? Hepsini niye aldın? Ne var? Hepsini niye aldın tulumba? Ah.
Şuna gelmedi sanki şu. Hadi. Sağ olun, teşekkür ederim. Ayakkabıları burada bıraktım. Tamam, görüşmek hadi. Üzere. Sağ olun. Necdet, ne yapıyorsun sen? Benim oğluma kız vermediler Nurgül. E biliyorum, ben de oradaydım ya. Benim acilen bir şeyler yapmam lazım Nurgül. Ben konuştum Necdet. Kimle? Bankayla. Benimle niye konuşmadın? Para konuştuk Necdet. Seninle o konu konuşulmuyor çünkü. Ben paranın muhabbetini sevmiyorum Nurgül. Ay, yok ki, neyin muhabbetini seveceğim? Ya zamanında Nesli'yi alırken bize çok çektirdiniz. Şimdi size çektirecekler böyle. Ulan verdik ya kızı. Siz ne çektiniz? İhtiyaç kredisi çektik. Hala ödüyoruz. Ya Nurgül, biz bu kızı bunlara mı verdik? Bunları bize mi aldık? Vallahi ben anlamadım ha. Terbiyesiz. Yeter ya, sürekli bizden. Hay edeyim sizi, açın kapıyı. Lan sakin, haydi. Sen kızını kaçırmak kolay mı Sabriye? Aa! Melek gibi kaçırmış Faruk. Ulan gerizekalı sen. Sen neden Nesli'yi kaçırmadın lan he? Senin neden aklına gelmedi? O kadar gittik geldik, bir ton masraf yaptık. Aptal! Anam, keşke biz de kaçırsaydık ya. Ya baba, ben nasıl kaçırayım? Adam 24 saat güvenlik gibi kapıda bekliyor. Nasıl kaçırırdınız Hulusi? Açın kapıyı, gebeteceğim o Faruk'u. Anam, ortalık karışacak. Bir Nur, sen beni koru. Ah, ben seni korurum, tamam. Yalnız başına bir şey gelirse iyi. Sen zıpla. Hadi. Ay, ne yapacağız şimdi ya? Durun, durun, tamam. Ben halledeceğim. Ne diyeceksin? Çekil Nurgül. Ne yapacaksın? Durun, bir dakika. Hadi. Açın kapıyı. Ya buradan açılmayız. Sen daha iyi bilirsin Necdet. Ben de açamıyorum. Kurban ederiz Nurgül, ne yapacağım ben? Necdet, bir çekil, çekil. Hayırdır İdris Bey, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir de sorayım Sabriye, ne oldu bir ya? Bir şey olmadı, Faruk oğlunuz öldü. Eldi mi? Ne? Eldi. Ne? Öldü. Öldü mü? Öldü daha, öldü ya. Alıştıra alıştıra söylerim diyorum. Siz de biraz ağlayın ya. Ya atın şu kapıyı, bak kıracağım, yoksa o Necdet takım kapıyı diye bağıracak. Ha buraya öyle deme İdris. Necdet, ne yapıyorsun? Ne bileyim Nurgül, benim şive kaydı. Oha, kürekle gelmiş. Aa, nasıl yani? Deniz yoluyla mı gelmişler? Aa. He, deniz yoluyla girmişler. Zeytinburnu'ndan çıkarma yapmışlar. Kızım, sen protein alıyorsun değil mi? Senin için artık çok geçti. Bebeğe yazık olacak, ona üzülüyorum ben. Tamam, Nesli, Bilal. Siz içeri gidin, sen de hem karnı burnunda. Biz tamam. Bir büyükler olarak bir konuşalım, hadi. Bana bak, sen de küçüksün, sen de geç içeri. Ay Hulusi, bu anı kaçırmak istemiyorum. Kalayım ben. Tamam, kal hadi. Tamam, sakin. Açıyorum şey. Nerede o düşmanı? Nerede o düşmanı? Nerede o düşmanı? Burada. Anam, İdris Bey, İdris Bey. Lütfen biraz sakin olun ya. Kürekle gelmişsiniz. Pideneğin bir şey yok mu yanında? Pideyi fırına attım. Küreği de Faruk'a. Neyse. Bak. Sen de halden anla biraz. Sen de babasın, ben de babayım. Da ben anneyim. Ben sana mı konuşuyorum? İdris nerede? Buradayım. İdris. Vallahi Faruk buraya gelmedi. Yok, gelmediler. Bilmiyoruz. Gelmediler. Bilmiyoruz. Tamam, yemediniz ama. Bak. Hep gizli gizli bu adada kalıyoruz. Hatırladın mı? Ya sana duyacak lan. Aha. Genç çift sesi. Hayır, yedim ulan sizi. Ulan nereye gittiniz ulan? Neredesiniz lan? Ya Faruk, şu herif ya. Ya şu valizle ev ev dolaştırdın beni. Açmıyorlar. Kaç kere aradım. Bak evde de yoklardı en son. Tamam, bir daha bir ara bakayım bir sen. Ya Faruk, hazır evin önüne gelmişiz. Vermiyorlar işte beni. Kaçırsana. Kızım sen araba mısın vermiyorlar diye kaçırayım ya? Para işini çözeceğim ben bir şekilde. O işi sen bana bıraksana. Altılı oynayacağız, bir şey halledeceğiz yani. Düşünüyorum ben onları. Tamam, hadi aç. Anahtarı bulamıyorum. Aha. Ya, İdris amca, bana neden vurdun ya? Ya kusura bakma Bilal uşağım, ben yanlışlıkla vurdum sana, yanlış anladım ya. Tamam hadi, sen yanlış anladın da. Necdet amca, sen niye vurdun? Ulan ben doğru anladım diye vurdum. Senin bizim evde ne işin var lan, sen bizde mi kalıyordun? Tamam, sen çok haklısın. Baba, sen niye vurdun? La oğlum, bu ikisi sana dalınca ben de araya gireyim dedim. Sonra bir baktım, beni dövecek gibi bakıyorlar yani. Ondan sonra ben de sağa vurmaya başladım ki. Aynı safta belli oldum. Yani aynı safta olduğumuz belli olmasın diye. Çaktırma yani. Ha, anladım. Sizinkilerin sesi geliyor. Evet. Aç. Selamun aleyküm. Faruk, neredesin sen? Kız kaçır. Ulan yedim seni, sıçtım. Ne oluyor ya? Ya baba, durur musun? Bir sakin olur musun?
Ben sakinim kızım. Ay sana demedi baba. Bana da diyeceği günleri gelecek kızım, rahat ol. Ya siz baba ol, beni çıldırtacak mısınız ya? Ya babacığım, Faruk'un bir suçu yok ki, ben kaçtım. Sen mi kaçtın? Evet. Kiminle kaçtın? Faruk'la. Kime kaçtın? Faruk'a. Nasıl Faruk'un suçu yok ya? Teşvik etmiş işte, yardım etmiş. Allah'tan yataklık etmeden geldik. Ya İdris baba. Ya bak İdris babacığım. Baba mı? Bir tuhaf oldum ya. O arada bana da oluyor abi. Ya ben demedim ki buna. Vallahi gel bir kaçır demedim yani. Gel kaçalım da demedim. Ben vallahi sadece sevdim bunu. Hem de çok sevdim ya. Vermedin ki. Versen halledecektim. Instagram'da ben bütün çekilişlere katılıyorum. Ufak ufak düzelttim durumu. Ya bana masal anlatma. Nasıl masal anlatma ya? Ne yapsın o zaman çocuk? Yapacak bir şey yok. Geç. Gel. Melek yürü. Gidiyoruz da bırak ya. Ben de sana kaçmadım mı? Ne? Ne? Kaçtın da ben git dedim. Başıma bela almak istemedim. İşim gücüm olmadan olmaz dedim. Ben gitmedim. Sen ne yaptın? Ne edeceğim? Fırınımda ekmeğinin peşine koştum. Babana ne söz verdiysem yerine getirdim. Tamam da işte karışak da yapar. Bok yapar. Kolay da öyle. Lan İdris. Ona bak. Ben kızını yedirmem. Geçtim, geçtim. Ben oğlumu da yedirmem. Bak İdris, sen de zamanında vermemişler, çalışmış, çabalamışsın, yapmışsın. Bu olana ben kefilim. Her türlü çalışır, çabalar, ekmeğini taştan çıkartır bu kıza bakar olan. Söz Allah'a söz. Evet, bak, çocuklar seviyorum. Hadi. 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 Hadi lan. Tamam la tamam. Baba tamam. Eğer iş bulamazsa meleği unutsun. Tamam. Onun sözü de bende. O zaman Allah'ın emri... Daha bir dur ya. Bize gidecek. Orada olacak ya. O zaman tamam. Haydi. Açın kapıyı. ÇG'ye diyenleri diyor. Açın kapıyı zildir diyenler. Çalın bakayım zilleri. Cemo çal bakayım. Ben hala şaşırıyorum buna ya. Bir gün bir kapı vardı ve kapıdan hala acayip bir drama çıkıyor. Enteresan bir mahalle, enteresan ilişkiler çıkay. Araya İdris girdi. Begüm'ün dişleri ne güzel olmuş. Çok tatlısınız. Cemo'yla... Cihan abi. Cihan abi yazmıştı. Alkışlıyoruz Cihan abiyle Cemo'yu. Bence tatlıydı. Buradan böyle bir kült, kült deniyor buna biliyorsunuz. Kült bir skeç çıktı. Bu 15 mi? 15 hocam. Vay be. Niye ara ara yapmıyorsunuz bunu? Bir ara veriyorsunuz buna. Bir ara ne oldu? Ben askerdeydim hocam. He? Ben askerdeydim. Ne, sen olunca olmayınca olur mu? Bence olurdu. Ayşegül tamam, çocuk askere gitmiş diye skeç yazılırdı. Ne olacak? He? Bence yazılırdı hocam. Kaytarmışlar. Güzel, açın kapıyı hep yazın. Güzel çünkü. Çok değişik bir... Ya tek başına açın kapıyı yapsak o da bir sitcom olurmuş yani. Dedirtiyor, yanlış mıyım? En iyi şaka hangisiydi? Hamza abi. Hamza abi, kendisi mi komple? Hamza, Necdet diyaloğu güzeldi. Bir yatak görmeyin. Çok güzel hareketler. Devam ediyor abi. Yine başlayalım. Çok güzel hareketler bunlar. Hıra hıra. Başlıyor şimdi.